Küba'da çıkan aşılar da, doğru biliyor muyum? Sanıyorum immünoterapinin parçası. Küba'da bu akciğer kanseri aşının etkisi gerçekte nedir? Kimler için uygulanıyor ve Türkiye'de şu anda uygulanabiliyor mu diye sorulmuş. Bir aşının ya da bir herhangi bir kanser tedavinin piyasaya çıkabilmesi ve rutin önerilebilmesi için en az 3 fazlık dönemi geçirmesi gerekiyor. Yani birinci, ikinci ve üçüncü faz denemelerini geçirmesi gerekiyor. Üçüncü fazda da etkin olduğu kanıtlanırsa biz o ilacı artık standartta gidip eczaneden alabilir hale geliyoruz. Onaylanıyorlar kullanımı. Bu Küba'daki aşı henüz faz 2 aşamasında bir aşı. Yani faz 2 çalışmaları tamamlanmış, orada etkin gösterilmiş bir aşı ama henüz faz 3'te, 3. fazda etkinliğini göstermiş bir aşı değil. Ve biz bu kadar yıldır biliyoruz ki akciğer kanserinde bugüne kadar çok sayıda aşı denendi ama çoğu faz 2'de başarılı olsa bile faz 3'te başarısız çıktı. O yüzden bu ilacın da faz 3'te başarılı olup olmayacağı soru işareti. Eğer faz 3'te başarılı olabilirse evet ileride önerilen tedavilerden biri olabilir ama şu an günümüzde rutin önermiyoruz. Yalnızca küçük hücre dışı akciğer kanseri için çıkarılmış bir aşıdır. Ta yaşam süresinde birkaç aylık bir katkısı olduğunu biliyoruz bu ilacı kullanan kişilerin. Türkiye'de kullanılabilir mi? Evet, Türkiye'de ithal edilerek bu ilaç kullanılabiliyor. Ama devlet tarafından, devlet sigortaları tarafından karşılanan bir ilaç değil. Henüz de kanıtlamadığı için kendi faz 3 çalışmalar sonucunda rutin önermiyoruz şu anda.